Eğer iPhone, iPad ve hatta Apple Watch sahibiyseniz ama kestirmeler uygulamasını kullanmıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Bilmeyenler için kestirmeler, Apple cihazlarından hiçbir uygulamayı açmadan sadece tek bir kısa yola basarak onlarca hatta yüzlerce komutu arka arkaya programlayabileceğiniz bir uygulama. Kestirmeleri birinci bölümde bahsettiğim gibi ihtiyacınıza göre kendiniz veya galerisindeki hazır seçenekler ile kullanabilirsiniz. Ama internetten içerik indirme, ana sayfanızın tasarımını değiştirme, hızlı ve pratik bir şekilde çeviri yapma veya fotoğraf düzenleme gibi en iyi seçenekler bu haftaki harici kestirme alternatiflerinde. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma olarak bölümde bahsedeceğim alternatifleri indirebilmek için önce ayarlar, kestirmeler sekmesine girerek güvenli olmayan kestirmelere izin ver seçeneğini açmanız gerekiyor. Eğer bu bölüm aktif değilse de herhangi bir kestirmeyi çalıştırdıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz. Sonrasında karşınıza harici alternatiflerin tehlikeli olabileceğiyle ilgili son derece ciddi bir uyarı yazısı çıkıyor. Ben size önerdiğim tüm alternatifleri uzun zamandan beri kullanıyorum ve herhangi bir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Ayrıca indirdiğiniz her bir kestirmenin komut satırlarını tek tek kontrolde edebiliyorsunuz. Eğer içinize sinmeyen bir içerik görürseniz bu durumda yüklemeyebilirsiniz. Bir de ben bölümü paylaştığımda yeni iOS 15 sürümü de yayınlanmış olacağından her ne kadar çoğu yeni sürüm desteğini sunsa da bazı kestirmelerde sorun yaşama ihtimaliniz de olabilir. Bu nedenle kullandığım kaynakları açıklamalar bölümüne ekledim. Buralardan isterseniz farklı kategorilerdeki seçenekleri de deneyebilirsiniz. Eğer sizlerde varsa en çok kullandığınız kestirmeleri bizimle yorumlar bölümünde paylaşabilirseniz çok sevinirim. Böylelikle bilmediğimiz diğer faydalı alternatifleri de hepimiz öğrenmiş oluruz. Sizlere önereceğim ilk seçenek benim de favorim olan Home Screen Creator. Kestirme bizlere ana sayfamızda bulunan dock, widget ve ikonların arkasına gölge veya renkli çerçeve gibi farklı tasarımlar ekleyebilmemizi sağlıyor. Kurması ve ayarlaması biraz zahmetli ama bence çıkan sonuca kesinlikle değiyor. Linkini açıklamalarda verdiğim kestirmeyi cihazınıza kurduktan sonra önce tek seferlik olmak üzere telefonunuzun modelini seçiyorsunuz. Sonrasında içerisinde az önce bahsettiğim tüm tasarımların bulunduğu dosyayı internetten indirip iCloud'da kestirmeler klasörünüze yüklüyorsunuz. Artık kestirmeyi her çalıştırdığınızda içerisinde tasarımların olduğu klasörlere girip kendi ana sayfa düzeninizi oluşturana kadar seçmeye devam ediyorsunuz. En son arka planda kullanacağınız duvar kağıdını da seçerek işlemi tamamlıyorsunuz. Bu arada oluşturduğunuz ana sayfa düzeninizi layout adı ile kaydedip bir sonrakinde sadece duvar kağıdınızı değiştirerek de ilerleyebiliyorsunuz. İkinci sıradaki YouTube Picture in Picture, iOS'un sadece YouTube'da destek vermediği videoları farklı uygulamaları açsanız da küçük ekranda seyredebilmemizi sağlıyor. Açıklamalara eklediğim kestirme linki haricinde ek olarak ücretsiz Scriptable isimli uygulamayı da App Store'dan telefonunuz veya tabletinize de yüklemeniz gerekiyor. İndirme linki yine açıklamalarda. Artık istediğiniz videoyu YouTube'da seyrederken aşağıdaki menülerden paylaş, sonra daha fazla sekmesinden YouTube Picture in Picture sekmesine bastığınızda seyrettiğiniz video küçük bir ekranda açılarak hem taşınabilir olacak hem de kenarda simge haline gelerek sadece sesli olarak dinlenebilecek. En çok kullanacağınız kestirmelerden bir diğeri de YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest gibi birçok sosyal medya platformundan içerik indirmenizi sağlayan Pre-Time Download. Bunun için indirmek istediğiniz içeriğin önce bağlantısını kopyalıyor, sonra da kestirmeyi çalıştırarak yönergeleri takip ediyorsunuz. Fotoğrafları direkt indirebildiğiniz gibi video dosyalarında mevcut çözünürlük seçenekleri arasından seçim yapmanıza bile izin verebiliyor. Dördüncü alternatifimiz Photos Toolkit sayesinde fotoğraflarınızda son derece basit ve hızlı bir şekilde boyut değiştirme, döndürme, PNG, TIFF, BMP gibi farklı formatlara dönüştürme, kolaj oluşturma, istediğiniz fotoğrafın üzerine ikinci bir fotoğraf ekleme veya GIF oluşturma gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm araçlara sahip. En çok beğendiğim tarafı ise her bir işlem öncesinde bizi aşama aşama yönlendirmesi. Photo Details kestirmesi ile bir fotoğraf hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Nerede, ne zaman, hangi cihaz ile çekilmiş, ISO, enstantane ve diyafram değerleri gibi tüm verilere tek seferde ulaşabiliyorsunuz.
Sıradaki alternatifimiz yine belki de en çok kullanacağımız kestirmelerden biri olacak Google Translate. Tahmin edebileceğiniz gibi seçtiğiniz metinleri istediğiniz dillere çevirebilme özelliğine sahip. Üstelik bu işlemi son derece pratik bir şekilde bir de gerçekleştirebiliyor. Yapmanız gereken sadece çevrilmesini istediğiniz kelime veya cümleleri seçili hale getirip önce paylaş sekmesine basmak, sonra da aşağılardan Google Translate sekmesini seçmek. Çıkan ekranda hangi dile çeviri yapmak istiyorsanız belirleyip ilerleyebiliyorsunuz. Sonucu ister paylaşabilir, isterseniz de kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Sıradaki kestirme ekranların yön kilidini açıp kapatabilen Orientation Lock. Diyeceksiniz ki ben zaten denetim merkezinden bu işlemi kolaylıkla yapabiliyorum. Evet çok haklısınız ama kestirmeleri entegre edebileceğiniz bir başka seçenek de iOS 14 ile gelen arkaya dokun özelliği. Ayarlar, erişebilirlik, dokunma, arkaya dokun menüsüne girerek ister çift, ister 3 kez dokunma sekmesine girdikten sonra çıkan menünün aşağılarında bu özellikle uyumlu kestirmelerinizi görebileceksiniz. Buradan Orientation Lock'ı seçerseniz arka arkaya 3 kere dokunarak yön kilidini çok daha hızlı bir şekilde açıp kapatabileceksiniz. Sırada evinizdeki veya iş yerinizdeki kablosuz ağ bağlantılarını QR kodlarıyla paylaşabilmenizi sağlayan Wi-Fi QR kod var. Kestirmeyi çalıştırdığınızda önceden cihazınıza tanımlı olan ağın adını, şifresini ve güvenlik protokolünü girerek QR kodu oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz oluşturduğunuz bu görselin bir kopyasını fotoğraf galerinize bile ekleyebilirsiniz. Böylelikle ağ bilgilerinizi, şifrenizi söylemeden direkt misafirleriniz ile bu şekilde de paylaşabilirsiniz. Sırada birçok ölçü birimini kendi arasında dönüştürebilen Measurement Converter var. Kestirmeyi çalıştırınca hız, alan, enerji, sıcaklık veya uzunluk gibi birçok alternatiften birini seçip önce değeri giriyor, sonra da dönüştüreceğiniz ölçü birimini seçiyorsunuz, o kadar. App Store'dan ücretli olarak indirebileceğiniz birçok alternatife göre hem maliyetsiz hem de çok daha pratik. Sıradaki kestirmemiz Time Between Dates ile belirleyeceğiniz iki tarih arasındaki süreyi saniye, dakika, hafta, ay veya yıl gibi birçok farklı zaman dilimine göre gösterebiliyor. Çıkan sonucu ister arkadaşlarınız ile paylaşabilir, isterseniz de arşivlerinize kaydedebiliyorsunuz. Shorten URL, benim de artık YouTube videolarımda paylaştığım linkleri kısaltmak için kullandığım son derece faydalı bir başka alternatif. Tek yapmanız gereken kısaltmak istediğiniz linki önce kopyalamak, sonra da kestirmeye çalıştırmak. Daha az karaktere sahip olan yeni link ile yine aynı siteye giriş yapabileceksiniz. Evet, umarım bölümde bahsettiğim kestirme alternatiflerini beğenirsiniz ve günlük işlerinize de sizlere kolaylık sağlarlar. Kapatmadan önce bölümü sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken bana destek olmak için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Haftaya muhtemelen iOS 15 ile gelen yenilikler bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz dillere çevirme süreyi saniye, dakika, hafta, dakika. Sırada birçok ölçü kendi arasında dönüştürebilen Measurement Counter